Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz Sözler Risalesi okumasında daha beraberiz. Orada da bildiğiniz üzere 10. sözdeyiz. Namı diğerle Haşir Risalesi'ndeyiz. Haşir Risalesi'nde de ana metni tefekkür etmeyi bitirdik. Elhamdülillah. Artık ekler bölümlerini okuyoruz. Burada birçok ek var. Sadece bir tane değil. İşte onlardan birisi 10. sözün 1. zeyli. Namı diğerle 9. şuanın mukaddimesi. Onun 2. noktası epeyce uzun. Biz de o uzun ikinci noktanın içinde bir yerlerdeyiz. Biz de ilerledik, epey ilerledik. Söz basımın külliyatına göre 153. sayfa burası. Başlayacağımız paragraf ise Hemmadem Bahar faslında diye başlıyor. Geçtiğimiz derslerde ne konuştuk şöyle bir hatırlarsak bu noktayı açacağı için söylüyorum. Sair Erkan-ı İmaniye'nin ahirete imanla ilgisini konuştuk. Yani İslam'a girdiğiniz zaman şuna ayrı inandım, buna ayrı inandım, onu şuraya koydum, bunu buraya aldım değil. Aslında birbirini hep gerektiren, hep neden ve sonuç olan, hem neden hem sonuç olan bir itikat dünyasına girmiş oluyorsunuz. Kadere iman ediyorsunuz ama kaderin içinde zaten bütün erkan-ı imaniyenin mesela sırları mündemiş. Ahirete iman ediyorsunuz, bakıyorsunuz ki bütün erkan-ı imaniyenin sırları içinde mündemiş. Allah'a iman ediyorsunuz, zaten onun içinde bütün sırlar mündemiş. Yani saklı, gizli, konulmuş, yerleştirilmiş duruyor. Bediüzzaman Hazretleri de elbette Kur'an'ın ve sünnetin rehberliğinde, her ehl-i sünnet ve cemaat mürşidinin olduğu gibi, istikamet üzere bize bu irtibatı anlatıyor. O onu nasıl gerektiriyor, bu buna neden lazım? İman ettiğiniz zaman neden hepsine birden iman etmelisiniz ve bir tanesinde küfre düşerseniz neden İslam'dan dışarı çıkıyorsunuz? İşte bunun cevabı biraz bu metinde var. Bediüzzaman Hazretleri bu anlatımı Risale-i Nur Külliyat içinde tekrar tekrar yapıyor. Ama burası ahiret temelinde sair erkan-ı imaniyenin ahiretle ilişkisini anlatıyor. Bunun yanında burada biraz daha açılacak, şimdi göreceğiz. Kainatla da ahiretin birbiriyle ilgili olduğunu anlatıyor. Yani dünya böyle, Allah böyle, Celle Celaluhu, onun eşyası şöyle, esması böyle, peygamberi böyle, vahyi şöyle, kaderi böyle, hayır ve şer ondan falan filan. Bunların hepsinin neticesi ahirete iman olarak karşımıza çıkıyor bu metinde. Daha önce konuştuğumuz bölümleri bu defa okumayacağım. Bugün konuşacağımız yerden itibaren okuyup yine iki sayfa kadar sizi metne muhatap kılmak istiyorum. Elbette öncelikle hedefimiz metni okumak. Ondan sonra tekrar dönüp ince tefekkürünü yapmaya çalışacağız. Hemmadem Bahar faslında diye başlayan paragraftan okuyorum. Daha önce de söylediğim gibi 10. sözün 1. zeylinin bu kısmı söz basım külliyatta 153. sayfaya geliyor. Öncelikle bir kahve içeyim. Bismillah. Çünkü okurken dilim çok sürçüyor. Takip edenler biliyorlar. Hemmadem bahar faslında, zeminin dar sayfasında, hatasız 100.000 kitabı birbiri içinde yazan bir kalemi kudret gözümüz önünde yorulmadan işliyor. Bir daha okuyayım bu cümleyi. Hemmadem bahar faslında, zeminin dar sayfasında, hatasız 100.000 kitabı birbiri içinde yazan bir kalemi kudret gözümüz önünde yorulmadan işliyor. Ve o kalem sahibi 100.000 defa ahd ve vaat etmiş ki bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak geniş bir yerde güzel ve layımut bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım diye bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Elbette ve herhalde
o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile haşiyeleri de yazılacak ve umumun defteri amalleri onda kaydedilecek. Bu cümleyi de bir daha okuyayım. Elbette ve herhalde o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile haşiyeleri de yazılacak ve umumun defteri amalleri onda kaydedilecek. Hem madem bu arz kesret-i mahlukat cihetiyle ve mütemadiyen değişen yüz binler çeşit çeşit enva-ı zevil hayat ve zevil ervahın meskeni, menşei, fabrikası, meşheri, mahşeri olması haysiyetiyle bu kitabın kalbi, merkezi, hülasası, neticesi, sebebi hilkati olarak gayet büyük öyle bir ehemmiyeti var ki, küçüklüğüyle beraber koca semavata karşı denk tutulmuş. Semavi fermanlarda daima Rabbus semavati vel ard deniliyor. Bunun örneklerinden birisi aşağıda verilmiş. Ra'd suresinin 16. ayeti. Ra'd suresinin 16. ayeti. İfadenin kısa bir meali nasıl? Göklerin ve yerin Rabbi. Rabbus semavati vel ard ifadesinin kısa bir meali. Göklerin ve yerin Rabbi. Bak, göklerin ve yerin. Yer tekil, gökler çoğul. Kur'an onları birbirinin eşidi gibi ve ile anıyor ya, böyle sanki eşitler, yan yanalar, karşı karşıyalar gibi. Halbuki semavat dediğiniz kocaman bir fiziki büyüklük. Arz dediğiniz dünya, işte üstüne bastığımız küçük bir nesne. Ama diyor Üstad Hazretleri, öyle bir sanatı var ki onun, öyle bir inceliği var ki onun, öyle bir Esma-ül Hüsna aynalığı var ki onun, Cenab-ı Hak onu onun karşısına koyuyor. Sanki dengiymiş gibi, eşitiymiş gibi. Fiziksel açıdan bu bize ters. Ama hakikat açısından bir arızası var mı? Yok. Bir daha okuyorum paragrafı. Hem madem bu arz, kesret-i mahlukat cihetiyle ve mütemadiyen değişen yüz binler çeşit çeşit enva-ı zevil hayat ve zevil ervahın meskeni, menşei, fabrikası, meşheri, mahşeri olmak haysiyetiyle bu kainatın kalbi, merkezi, hülasası, neticesi, sebebi hilkati olarak gayet büyük öyle bir ehemmiyeti var ki, küçüklüğüyle beraber koca semavata karşı denk tutulmuş, semavi fermanlarda daima Rabbus semavati vel ard deniliyor. Ve madem bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser mahlukatına tasarruf eden ve ekser zihayat mevcudatını teshir edip kendi etrafına toplattıran ve ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezyin ve çok antika nevilerini liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki, değil yalnız ins ve cin nazarlarını, belki semavat ehlinin ve kainatın nazarı dikkatlerini ve takdirlerini ve kainatın sahibinin nazarı istihsanını celbetmekle gayet büyük bir ehemmiyet ve kıymet alan ve bu haysiyetle bu kainatın sebebi hilkati ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, sanatlarıyla gösteren ve dünya cihetinde saniye alemin mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için isyan ve küfrüyle beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu hizmeti için imhal edilip muvaffakiyet gören Nevi Beni Adem var. Tek bir cümle, uzun bir cümle. Belki dediniz ya burada ne söylendi şimdi? Bu kadar mantık üstüne, kurgu üstüne, delil üstüne. Birazdan inşallah bu paragrafa dönünce tane tane konuşmaya çalışacağız. Kabımız yettiğince. Ve madem bu mahiyetteki Nevi Beni Adem, mizaç ve hilkat itibarıyla gayet zayıf ve aciz ve gayet acz ve fakrıyla beraber hadsiz ihtiyacatı ve teallumatı olduğu halde
bütün kuvvetinin ve ihtiyarının fevkinde olarak koca küreyi arzı, o nevi insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve her nevi taamlara ambar ve nevi insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkan suretine getiren gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki böyle nevi insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor. Son cümleyi bir daha okumak istiyorum. Daha doğrusu bu tek cümle de son kısmını tekrar okumak istiyorum. Ve nevi insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkan suretine getiren nereyi? Dünyayı. Kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki böyle nevi insana bakıyor, besliyor, istediğini veriyor. Ve madem bu hakikatteki bir Rab hem insanı sever hem kendini insana sevdirir. Hem insanı sever hem kendini insana sevdirir. Hem bakidir hem baki alemleri var. Hem adaletle her işi görür ve hikmetle her şeyi yapıyor. Hem bu kısa hayat-ı dünyeviyede ve bu kısacık ömrü beşerde ve bu muvakkat ve fani zeminde o hakimi ezeliğinin haşmeti saltanatı ve sermediyeti hakimiyeti yerleşemiyor. Ve nevi insanda vuku bulan ve kainatın intizamına ve adalet ve muvazenelerine ve hüsnü cemaline münafi ve muhalif çok büyük zulümleri ve isyanları ve veli nimetine ve onu şefkatle besleyene karşı ihanetleri, inkarları, küfürleri bu dünyada cezasız kalıp gaddar, zalim, rahatla hayatını ve biçare mazlum meşakkatler içinde ömürlerini geçirirler. Ve umum kainatta eserleri görünen şu adalet-i mutlakanın mahiyeti ise dirilmemek suretiyle o gaddar zalimlerin ve meyus mazlumların vefat içindeki müsavatlarına bütün zıttır, kaldırmaz, müsaade etmez diyoruz ve metnimizin sonuna böylece geliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hala kainat ayetini ve onun içinde de insan ayetini konuşuyoruz. Ne açıdan? Ahirete işareti, delaleti, ne diyelim, bürhanlığı açısından konuşuyoruz. İnsan da ahireti gösteriyor. İnsana mesela uzaydan, X gezegenden bir canlı dünyaya inse, sonra insanı görse, insanı incelese, psikolojisini, sosyolojisini falan incelese, oradan diyebilir ki, ya bu canlı varsa ahiret de vardır. Hakikaten, yani hakikati insanı hakikaten tanıyabilse o uzaylı, der ki ya bu canlı varsa ahiret de var. Çünkü bu canlı bu dünyaya sığmıyor. Bu canlının yaptığı işler bu dünyadan da aşkın işler. Bu yüzeyin canlısı değil, daha derinlerin canlısı demeye mecbur olur. Eğer o uzaylıda nasip varsa tabii, hidayet Allah'tan olduğu için kesin bir şey söyleyemiyoruz. Erer mi ermez mi? Ama akıl, mantık, izan, idrak bunu gerektiriyor diyor Üstad Hazretleri burada bize. Dönelim başa, şimdi ince tefekkürünü yapmaya çalışalım. Evet, o ilk cümleyi tekrar bir okuyalım. Hem madem bahar faslında, yani bahar döneminde, bahar zamanında, zeminin dar sayfasında, sayfa, sayfa zaten kullanıyoruz biz bunu, zeminin dar sayfası, dünya dar bir sayfa mı? Üstünde yaşayan insan için çok dar gelmiyor. Mesela işte biz İstanbullular mesela kaç semti geziyoruz bir günde en fazla gezebiliyoruz. Ben epeydir Avcıların dışına çıkmadım mesela, bir yere gitmedim. Salgından beridir belki öyle sağa sola gitmiyorum. Bizim için çok şey gelmiyor. Ya geniş aslında dünya diyoruz ama Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı için, sıfatları için, şuunatı için, bunların tecellileri için ya dünya ne ki? Dünyanın Jüpiter yanındaki durumunu belki görmüşsünüzdür. Yani Jüpiter kocaman, dünya küçücük. Hemen yanımızda ama bizden ne kadar büyük.
bizim yeğen Muhammed Salih ona büyük diyemiyor da daha 2 yaşında ba gezegen diyor böyle ba. O ba demesi büyük demek onun. Şimdi bak Jüpiter'in yanında dünya şu kadarcık. Jüpiter güneşin yanında şu kadarcık. Güneş Sirius yıldızının yanında şu kadarcık. Ondan başka beyaz yıldız var, işte mavi yıldız var, kırmızı devler var, daha kızıl böyle yıldızlar var falan. Onlar daha da büyük. Bunların yanında dünya bir şey değil ama Allah-u Zülcelal Hazretleri öyle nakış nakış işlemiş ki dünyayı. Bir tek mesela canlılık diyoruz, bir tek dünyada var. Gidiyorsun Mars buz gibi, dönüyorsun Venüs sıpsıcak. Bir tarafımız cehennem gibi yanıyor, bir tarafımız buz gibi donuyor, zemherir. Ortada dünya, Allah-u Teala burada canlılık diye bir şey yaratmış. Ulaşabildiğimiz alem açısından biz kendi türümüzde bir canlılık henüz bulamadık. Yani biyolojik, karbon bazlı, iletişim kurabilen, bizimle iletişim kurmak isteyen diyelim ya da hareketlerini gözlemleyebildiğimiz bir canlılık henüz keşfedemedik. Bu açıdan baktığın zaman ne kadar küçük olursa olsun o sanatı itibariyle dünya büyüyor. Büyüyor ama yine de hacim olarak küçük olduğundan ona dar sayfa demek lazım. Dar bir sayfa. Cenab-ı Hak bu sanatı çok dar bir sayfada yapıyor. Bu da tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ın haşmetini bir göstermesi. Cenab-ı Hak o en büyük yıldız, güneşin yanında iğne ucu gibi kaldığı, bizim güneşimizin yanında iğne ucu gibi kaldığı yıldızda hayat yaratamaz mıydı? Belki de yaratmıştır zaten de biz gözlemleyemiyoruz. O yıldızı dünya gibi yapamaz mıydı? Yapardı. Ama bize diyor ki, bak şu küçücük nokta kadar yerde bile ben bu kadar sanat yapabiliyorum. Sanatçının mahareti nerede ortaya çıkar? İnce işinde ortaya çıkar. İçinizde zanaatla veya sanatla uğraşanlar bu sözümü tasdik ederler büyük ihtimal. Yani ayrıntıda işte ya burayı da boş vermiştir diyeceğin yerde boş vermemişse o adamın ustalığı ortaya çıkar. Benim dişimi bir hanım doktor dolgu yapmıştı. Aradan 2 yıl geçti herhalde. Herhalde o kadar geçmişti. Yine başka bir diş marazıyla şeye gittim. Aydın Üniversitesi'nin hastanesine gittim. Oradaki işte diş bölümüne gittim. Oradaki profesör baktı. Ya dedi şu dişini yapan kimdi dedi. Hanım mıydı erkek miydi bilmiyorum ama helal olsun dedi. Erkek oğlu erkekmiş demiş. Kadınsa da öyle, öyle dedi. Erkekse de öyle dedi yani. O işi çok güzel yapmış. İnce ince. Dolguyu falan detaylarına çok özenmiş. Bunu diyen profesör. Niye? Oradaki işte şeye çok özendiği için. Uyuma. Hani el işçiliğini çok ince gördüğü için. Bunu her meslek erbabı kendi mesleğiyle ilgili alanda tasdik edebilir. Biz de mesela anlıyorsak bir işten usta da oraya özenmişse diyoruz ki ya bak işte bunu yapan usta iyi ustaymış. Güzel yapmış bak burayı kaçırmamış. Ben mesela şimdi az buçuk kenarından köşesinden editörlük yaptığım için bir kitap okuduğum zaman tasliğine, tasarımına, işte ne bileyim detay bilgilere falan bakıyorum. Yerli yerindeyse ulan diyorum helal olsun yediği ekmeğe, aldığı paraya, editöre hem de işte çevirmene olsun, tam musahhiye olsun. Ve bak iyi işçilik diyorum, özenmişler, hiçbir yerinde şey yok, arıza yok. Güzel işçilik bunu gerektirir diyorum. Boş verdiğini görsem ne diyeceğim? Aa, bunlar editör değilmiş, bunlar musahih değilmiş, bunlar tasarımcı değilmiş diyeceğim mesela kendi mesleğimce. İşte Cenab-ı Hak da la teşbih ve la temsil dünya gibi küçük bir şeyde öyle bir sanat işliyor ki o detay onun büyüklüğünü gösteriyor. Bak, küçüklüğünü değil haşa. Biz dünyaya bakıp ya koskoca Allah bu dünyayla niye uğraşır demiyoruz. Çünkü incede o sanatı yapmak büyükte yapmaktan daha zordur. İncede yapan aslında la teşbih ve la temsil haşmetini gösteriyordur. Biz ona beşeri düzlemde deni bir ifade, şov yapmak diyoruz ya, bu çok deni bir ifade. Allah için kullanılmaz haşa ama yani orada haşmetini gösteriyor. Neler neler yapabileceğini gösteriyor. Şu küçücük dünyada neler neler oluyor. İğne ucu gibi gibi, yani güneşin yanında dünya iğne ucu gibi gibi, o kadar yani. Ama neler neler, ne işler dönüyor. Hem madem bahar faslında zeminin dar sayfasında
hatasız 100.000 kitabı birbiri içinde yazan. Ne demek bu hatasız 100.000 kitap birbiri içinde? Dünyada böyle bir matbaa mı var? Dünyanın merkezinde bir matbaa mı var? Böyle kitap mı basılıyor? Hayır. İnsan bir kitap. Sinekler bir kitap. Bitkiler bir kitap. O bitkilerin içinde her bir tür ayrı kitap. Yani canlıların her birini düşünün arkadaşlar, bir kitap. Onun dışında kış bir kitap, yaz bir kitap, bahar bir kitap. Onun dışında coğrafyalar ayrı ayrı birer kitap. Akdeniz bölgesi bir kitap, Karadeniz bölgesi bir kitap, İç Anadolu bir kitap, çöl bir kitap, bozkır bir kitap. Yani düzen var düzen içinde, düzen var düzen içinde, düzen var düzen yanında, düzen var düzenin arkasında. O bütün o düzenler, iç içelikler aslında her biri bir kitap. Başlı başına bir düzen ama Cenab-ı Hak öyle bir uçlarını birbirine bağlamış ki 100.000 kitap birbiri içinde yazılıyor. Hiçbirisi de diğerine zarar vermiyor. Hatta eksikliğinde biz şeyi hissediyoruz. Mesela geçen bir video vardı. Bir yerde kedileri öldürmüşler, bir hastalık çoğalmış. Bir yerde kargaları öldürmüşler, yılanlar çoğalmış. Bir yerde işte sığırcıkları öldürmüşler, Çin'de olmuş bu olay. İşte ekinlere zarar veriyor diye falan sığırcıkları öldürmüşler. Çekirgeler bir çoğalmış, ekin mekin kalmamış. Bak, Allah-u Teala o kadar kitabı bu kadar dar sayfada yazarak ne yapıyor? Bize haşmetini gösteriyor, kudretini gösteriyor, ondaki sonsuzluğu gösteriyor. Şu kadarcık alanda neler neler yapabildiğini gösteriyor. Bu haşmet ifadesidir arkadaşlar. Küçükte gözüken haşmettir. Üstad Hazretlerinin kullandığı bir ifade. Yani en küçük atom altı parçacıkla yazılacak olan Kur'an, yıldızlarla yazılacak Kur'an'dan aşağı kalmaz. Belki de önüne geçer. Çünkü o daha zor. Öteki tamam. Hani kocam gerçi o bize de zor da. Hani öteki büyük, en azından büyüklüğü görüyoruz. Yani onu oraya ittim, bunu bunun üstüne koydum. Onu sahne getirdim. Bizim gözlerimiz, duyularımız açısından kuşatılabilir bir tarafı varmış gibi duruyor. İnsan için bile. Elbette gücümüz yetmez, öyle bir şeyimiz yok da haşa. Ama o atom altı alem, yani görmüyoruz. Sadece böyle çok hassas aletlerle falan emarelerinden böyle şu parçacık da olabilir, şu parçacık da var galiba falan bilim adamları tahmin ediyorlar. Sonra işte onun delilleri falan çıkıyor vesaire. Düşünün yani. Öyle bir yer. Hatasız 100.000 kitabı birbiri içinde yazan bir kalemi kudret gözümüz önünde yorulmadan işliyor. Niye yorulmadan? Durmuyor ki. Yorulmanın emaresi nedir? Durmaktır. Cenab-ı Hakk'ın kainattaki tasarrufunun durduğu bir yer var mı Allah aşkına? Yani şurada artık Allah tasarrufta bulunmadı. Haşa sümaşa. Yok. Öyle bir alan yok. Yaz bir tasarruf, kış bir tasarruf. İlkbahar bir tasarruf, sonbahar bir tasarruf. Tasarruftan tasarrufa geçişler oluyor sadece. Ölüm diyorsun, ya ölüm dediğin yıkılmak gibi gözüküyor ama o ölünün vücudunun dağılma sürecini böyle işte belgesellerde falan, böceklerle ilgili belgesellerde veya mikroorganizmalarla ilgili belgesellerde görüyorsunuz. O beden olarak sadece mesela o ölünün dağılması, toprağa karışması bile aslında bir sistemin parçası ve büyük emekler, organizasyonlar gerektiren bir şey. Ay hani bu Adem diyor, Adem değil o, hala faaliyet. Sadece bir faaliyetten başka bir faaliyete geçiş. Biz ölüm dediğimiz zaman genelde bunu teşhis ediyoruz. Yani bir faaliyet türü sona erdi, diğer faaliyet türüne geçiliyor. Ölüm aslında bu, bir faaliyet türünden diğer faaliyet türüne geçilmesinin durağı. İlkbahar bitti, sonbahar başlıyor. Veya işte yaz bitti, kış başlıyor. O arada yazın ölümü gerçekleşiyor ama yazın ölümüyle Adem olmuyor, hiçe gitmiyor. Kış başlıyor, yeni bir süreç. Yeni hayatlar, yeni tasarruflar, yeni renkler, yeni canlılıklar, yeni neşeler. Kardelen diye bir çiçek var değil mi? Kışta yetişiyor. Portakal diye bir meyve var. Kışın yiyoruz. Mandalina diye bir meyve var. Kışın yiyoruz. Ya da kışa özel başka lezzetler var. Yaza özel başka şeyler var. Var mı faaliyette bir durma? Yok. Güneşin yüzüne bak. Her an patlamalar. Hem de ne patlamalar yani. Şöyle biraz dünyaya yaklaşsa hepimiz burada cızbız olacağız. Öyle bir sıcaklık. Hatta bazen patlamalardan dolayı elektrikler falan gidiyor. O güneşin ne diyorlardı ona ya?
tabir aklıma gelmedi. Böyle işte fazla ışık mı yayıyor, foton mu yayıyor, ne oluyorsa. O serpinti dünyaya fazla vurduğunda mesela ne oluyor? Birden elektrikler gidiyor. İşte uçaklar falan tehlikeler atlatıyor. Cihazlara bir şeyler oluyor, elektronik cihazlara vesaire. Böyle etkileri var. Öyle bir faaliyet. Zaten bir an Cenab-ı Hak ismi kayyumu çekse tecellisini alemden, alem hiçe gider. Bir an onun ayakta durdurmasıyla bütün bu düzen ayakta duruyor. Düzen nazımsız ayakta durmaz. Yani o düzeni koyan birisi olmadan o düzen ayakta durmaz. Evet. Ve o kalem sahibi 100.000 defa ahd ve vaat etmiş ki bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak geniş bir yerde güzel ve layemut. Layemut ne demek? Ölümsüz diye biliyorum ben, bakalım. Evet, ölümsüz yani mematsız layemut bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım. Bir daha okuyorum. Ve o kalem sahibi 100.000 defa ahd ve vaat etmiş ki, ahd etmiş, vaat etmiş ki bu dar yerde ve karışık bir ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak geniş bir yerde güzel ve layemut bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım diye bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Yani kitap burada ne oldu? Alem oldu. Kainat oldu. Alem de bir kitap. Biz şu an o kitabın içindeyiz. Tıpkı bir kitabın içindeki harf gibi. İçinde yaşıyoruz ama madem ki o bir anlam naklediyor, madem ki okunuyor, ondan bir şeyler çıkarılıyor, madem ki o bir mesaj taşıyor, o artık bir kitaptır, bir mektuptur. Başka bir yerde Bediüzzaman Hazretleri Mektubat-ı Semedaniye diyor mesela. Semedani mektuplar, kainatın ayetleri. Neden? Üzerinden bize mesaj veriliyor. Bize sahiplerini anlatıyorlar. Nasıl yazarın metni, yazarı anlatıyor, yazarın anlatmak istediğini anlatıyor. Kainat da Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sını, sıfatlarını, şuunatını bize anlatıyor. Merhamet olan bir sahneye baktığımız zaman bunun sahibinin merhametli olduğunu anlıyoruz. Merhametli olmasaydı bunu buna merhamet ettirmezdi. O merhametli ki bu buna merhamet ediyor diyoruz. Veya gazap olan bir sahneye baktığımız zaman diyoruz ki bunun sahibinde aynı zamanda şey de var, yani cezalandırma kuvveti de var. Ne diyelim, azizün zündikam, yani şey, intikam alanların en büyüğü, en azizi, en şereflisi, en büyüğü yani o manada. Veya işte kahhar isminin sahibi diyebiliyoruz. Neden? Onu da yapabiliyor. Kainatta tasarruf var, oradan eserin sahibine çıkıyoruz. Diyoruz ki bunu yaratanın da demek ki böyle bir kudreti var ki kainatta bu tecelli ediyor. Onda bu kudret olmasa bu alemde bu tecelli olmaz. Niye olmaz? Çünkü alem kendisi yaratıcı değil. Alemin kendisinin yoktan vara ya da vardan vara geçişi sağlayacak kudreti yok. Nereden anlıyoruz bunu da? Neden ve sonuç arasındaki ilişkiye daha net baktığımızda çıkarıyoruz bunu. Mesela bal dediğimiz olay, balı şu an mesela nasıl düşünüyorsunuz? Arı yapıyor, kolay bir iş gibi geliyor böyle. Balı kenara koyalım. Bir tane ilaç düşünün. Neymiş? İşte koronayı iyileştiriyormuş diyelim mesela. Öyle bir ilaç düşünün veya 70 türlü hastalığa iyi gelen bir ilaç düşünün. O ilacı gördüğünüz zaman, o ilaç hakkında düşünmeye başladığınız zaman ne dersiniz? Ya bu ilacın arkasında büyük bir ilim olmalı. Yani ilim adamları, doktorlar, belki de yüzlercesi beraber çalışıp o işte test süreçleri, geliştirme süreçleri, ondan sonra sınanma süreçleri falan hepsinin aşılmış olması lazım. Hepsinden başarıyla geçmiş olması lazım ki bu ilaç piyasada olsun. Veya işte irade açısından bu adamlar hakikaten iradeleri kuvvetli adamlarmış, sebat etmişler. Oradan bir sürü şık var, ondan doğrusunu seçmişler falan. Veya kudret açısından demek ki o firmaların büyük imkanları varmış ki böyle bir ilacı geliştirmişler falan. Mesela bugün övünüyoruz. Türkiye, Türkovak diye bir aşı geliştirdi. Dünyada aşı geliştiren ülkelerden birisi oldu şeye karşı, koronaya karşı. Az ama her ülke yapamıyor bunu. Bundan bir şey çıkarıyoruz. Bak ülkemiz imkanları demek ki kuvvetli,
iyi bir ülke ülkemiz gibi düşünceler üretiyoruz buradan. Tıpkı onun gibi. Öylece baktığınız zaman işte ilim 1, irade 2, kudret 3 gerekiyor. İlacına göre, ilacın seviyesine göre kansere deva bulundu mesela. Bir hap atıyorsun kanseri iyileştiriyor. Ulan dersin adamlar ne çalışmış be. 1000 yıldır çaresi bulunmayan hastalığa şifa bulmuşlar dersin mesela. Ne kudret, ne ilim, ne irade dersin. Bunu böyle bir kenara koyalım. Bak ona öyle bakıyoruz. O ilacı öyle gördüğümüz zaman tüpün içinde işte hap şeklinde efendim kapsüllü şulu bulu falan gördüğümüz zaman onda onu arıyoruz. Yan tarafta bal var. Bal ne istiyor? Öyle bir balın üretimi. Türk kova kaşısı yan tarafta bal. Balın üretimi için ne kadar ilim gerekiyor? Ne kadar irade gerekiyor? Ne kadar kudret gerekiyor? Bak o nere o nere? Ya bal öyle bir şey ki bak bugün bile bütün gelişmişliğine rağmen sanayi, kimya, biyoloji böyle bir şey üretemiyor. Yani balı taklit edemiyoruz. Onun o şifalı özelliklerini insan vücudundaki veya diğer canlılardaki güzel tesirlerini geliştiremiyoruz. Ama küçücük bir böcekte Cenab-ı Hak balı yaratıyor onun eliyle. Onun eliyle yaratıyor ama arıda var mı o ilim? Arıda var mı o irade? Arıda var mı o kudret? Bak yüzleştiğimiz zaman yok. Türkova kaşısını arı üretti. Ben nasıl üretecek? O kadar insan bir araya geldi üretemedi diyoruz mesela bir aşıyı, bir ilacı. Sen diyorsun ki bizim ahırdaki inekler kansere çare buldu. Lan senin ahırdaki inekler kansere nasıl çare bulur? Kansere bu kadar insan bir arada çalışıyor, çare bulamıyor. Veya işte başka ölümcül hastalıklar. Veya işte bizim ahırdaki koyunlar geçen gittim şeyi geliştirmişler. AIDS'e çare bulmuşlar. Ya olabilir mi? Bak burada kafamız bunu anlıyor. Ya bu olamaz diyoruz. Yani bu iş, ilim işi, irade işi, kudret işi. Bunun için ekipman lazım, zeka lazım başta. Zeki bir canlı olması lazım. Öyle sürdüğün yere giden koyun bunu yapamaz. Bunların bir tane uçurum atladı mı hepsi atlıyor. Yani öyle canlılar bunlar. Çok da böyle kafaları basmıyor her şeye. Çok az şeye basıyor. Çok da hor görmeyelim koyun kardeşler elbette Cenab-ı Hak onlar da çok mucizeler yaratmış. Ama ya burada bunu arıyoruz, olmaz diyoruz. Ötekine bakıyoruz ya arı yapıyor falan. Ya nasıl yapıyor arkadaş, nasıl yapıyor? Şununla bir yüzleşsene ya. Arı balı nasıl yapıyor? Onunla bir yüzleş, o kimyasalın arkasındaki ilmi tart. İradeyi tart, kudreti tart. Tam olarak ne gerekiyor bunu bir teşhis et önce. Bunu teşhis etsen, net olarak yüzleşsen, tesadüfe, akışına, olmuş şöyle, evrim böyle, devrim şöyle falan demesen, yani senin de diyeceğin şu ya Allahu Ekber. Yani hepimizin diyeceği bu. Allahu Ekber. Yani o neden ve sonuçla yüzleştiğinizde arkadaşlar, o şey çıkıyor zaten. Üstad Hazretlerinin ifadesidir. Mektubatta da geçiyor. 29. Lema'da da galiba geçiyor. Arapçasının tercümesinde görmüştüm onu. Yani neden ve sonuç arasındaki uçurumu fark ettiğinizde o aradan Esma-i İlahiye güneş gibi tulu ediyor. Doğuyor yani. Cenab-ı Hakk'ın tasarrufunu orada artık teşhis edebilir hale geliyorsunuz. Cenab-ı Hak o gözü, o feraseti, o izanı hepimize lütfeylesin. Geliştirmeyi nasip eylesin. Evet devam edelim. Bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan Bahar kitabından daha kolay olarak geniş bir yerde güzel ve layımut bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım diye bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Fermanlar ne? Kutsal metinler, kutsi metinler. Mesela işte Hazreti İsa Aleyhisselam'ın İncil-i Şerifi, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı, Hazreti Davud Aleyhisselam'ın Zebur'u, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Hakimi, diğer peygamberlere gelen suhuflar kısım kısım parça parça. Bunlar ve bunların arkasında bir de zaten o peygamberlerin de vahyi gayr-ı mektub ile verdiği haberler, onlar da bunun içinde mündemiş. Hep demiş ki Cenab-ı Hak ya bu alem geçici, bu aleme çok şey yapmayın, kapılmayın, bu aleme bağlanmayın. Ben asıl Esma-ül Hüsna'mın
daimi tecelligahı olan daimi aynalığını yapacak sağlam bir zemin yaratacağım. Devamlı bir alem yaratacağım diye hep onlarla haber vermiş. Elbette ve herhalde o kitabın aslı yazılmış. Aslı ne demek? Yani Cenab-ı Hakk'ın ilminde zaten mevcut bu. Asıldan kasıt bu olabilir. Bir, iki, belki de cennet ve cehennem gibi şeylerin o temeli zaten biz bu yaşadığımız alem dört boyutlu bir alem. Daha aşkın boyutlu alemlerde belki zaten cennet ve cehennem varlar. Bizim görmememiz olmamasına delalet etmez. Başka bir yerde Üstad Hazretleri bu soruyu öyle cevaplıyor. Cenab-ı Hakk'ın mülkü geniş. Nereye isterse cenneti cehennemi koyar. Bizim görmememiz olmamasına delalet etmez ki. Ben şu an belki paralel evrenlerde, paralel boyutlarda, bilmem nerelerde çok şeyler var ama onlara dokunamıyorum. Belki o kapı açılsa elim geçecek oraya. Vardır öyle mesela rivayetler. Cebrail aleyhisselam, Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e radıyallahu anhüm ecmain elini cennete sokup mesela meyve vermiş. Ya nerede cennet? Oraya bakarsan Mekke'de yok, Medine'de yok. E nasıl verdi? Biliyor o demek ki, o kaçılan kapıyı biliyor. Cenab-ı Hak onun cismi latifini o kapılardan geçecek şekilde yaratmış. Gibi gibi mesela Hazreti Meryem annemize cennetten sofra indirildiği söyleniyor mesela. Bunun gibi çok müjdeler, rivayetler metinlerimizde, sahih kaynaklarımızda geçiyor. O alemle bu alem arasında bir irtibat var. Sanki işte o bilim kurgu filmlerindeki gibi, paralel evrenler gibi. Böyle birden oraya geçebiliyorsunuz veya aynı yerde yaşadığınız halde birbirinize dokunmuyorsunuz, hissetmiyorsunuz ama aynı zemindesiniz gibi. Belki de öyle bir aşkın boyutta cennet ve cehennem halen var. Asıl olarak duruyor o baki şeyi. Ama biz daha oraya dahil olmamışız. Bir gün gelecek, o kapı açılacak, o geçiş sağlanacak. İşte Sırat Köprüsü diyoruz. O geçişten geçilecek, hesaplar görülecek. Cenab-ı Hak bize o geçişte hayrı çok çıkan, şerri az çıkan, rahmetine uğrayıp günahları affedilen, Efendimizin sancağı altında toplanan aleyhissalatü vesselam, müminlerden eylesin. O geçişi hakkımızda kolay, hayırlı eylesin. Bize ne kabir azabı göstersin, ne mahşer azabı göstersin, ne de cehennem azabı göstersin. Yani biz ancak onu dileriz. Elbette herhalde o kitabın aslı yazılmış. Yani var, o baki alemin aslı var. Ve haşir ve neşir ile haşiyelerde yazılacak. Yani tamamlanacak yani. O kıyamet koptuğunda o iş tamamlanmış olacak. Haşir, neşir ile haşiyeler nasıl böyle birbirine şeylerle şey geliyor. Hoş bir ahenk oluşuyor. Sesi de mesela bana şeyi hissettirir. Kur'an'da da mesela amel defterleri açıldığında diyor ayet. Orada da şey sesi böyle kulağınıza hissettiriyor. Matbaalarda falan kağıt işi çok yapadığımız için biz, yani bizim sevkiyat, çalıştığımız sevkiyat Nesil Yayınları'nda matbaayla yan yanaydı böyle. O kağıt sesiyle o şey sesi arasında ben hep şeyi hissederim. Bir kardeşlik, şır şır. Makine kağıt alırken hep o ses çıkar böyle. Şır 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 falan diye. Ayet-i Kerime o şeyi söylerken işte suhuf-u nuşirat diyor mesela. O şeyi duyduğum zaman aklıma o matbaanın sesi geliyor. İşte amel defteri. Kağıt sesi sanki. Bu da bana ince gelir. Haşir ve neşir ile haşiyeleri yazılacak. Onlar matbaada basılacaklar, oluşacaklar. Ve umumun defteri amalleri, amel defterleri onda kaydedilecek. Ve madem bu arz, kesret-i mahlukat cihetiyle, kesret-i mahlukat, yani mahlukatın çokluğu, kesret çok demek. Çok sayıda. Hem madem bu arz, kesret-i mahlukat cihetiyle, yönüyle, ve mütemadiyen, devamlı, değişen yüz binler çeşit çeşit enva-ı zevil hayat, yani hayat sahiplerinin türleri, zevil erva, ruh sahiplerinin meskeni,
alttan size zevil hayat, zeviler var, bir daha bakayım. Evet, ruh sahipleri, hayat sahipleri, doğru söylemişiz. Hem madem bu arz kesret-i mahlukat cihetiyle ve mütemadiyen devamlı değişen yüz binler çeşit enva-ı zevil hayat, canlı türleri diyelim ve zevil ervah, ruh sahipleri türleri diyelim, meskeni, menşei, onların kaldığı yer, doğduğu yer, yaratıldığı yer, fabrikası, üretildiği yer, meşheri, sergisi, mahşeri, haşredileceği yer, olması haysiyetiyle bu kainatın kalbi, merkezi, hülasası, özeti, neticesi, sebebi hilkati olarak, yaratılma sebebi olarak gayet büyük öyle bir ehemmiyeti var ki, küçüklüğüyle beraber koca semavata karşı denk tutulmuş, semavi fermanlarda daima Rabbus semavati vel ard deniliyor. Yani işte o Ra'd suresinde alıntılanan, 16. ayetten alıntılanan bu kısım, kısa bir meali şöyle, göklerin ve yerin Rabbi. Burada Bediüzzaman Hazretleri niye dünyaya ayrı bir sayfa açtı da dünyanın değerini bize anlattı? Bu benim dikkatimi şeyde çekmişti. Hani Tanrı Ölmüştü diye bir kitap var. Güzel bir kitap arkadaşlar. İşte Amerika'daki kendince dindar, yani Hristiyan dindarı olan bir gazeteci var. Bu gazeteci yine kendisi gibi Hristiyan dindarı olan bilim adamlarını geziyor ve onlarla yani Allah'ın varlığını mesela konuşuyor, evrimin imkansızlığını mesela konuşuyor. Onun içinde bir bahis de şeye açılmıştı. Mesela dünyanın sıradanlaştırılması aslında ateizmin kapılarından birisi, kullandığı yollardan birisi. Eğer dünyayı alemin içinde sıradanlaştırabilirse ateizm, insanı da onun içinde sıradanlaştırıyor. İşte milyonlarca gezegen var, onlardan bir tanesi dünya, onların da içinde insan diye bir şey oluşmuş canım. İnsanı önemsizleştirmek, inancı da önemsizleştiriyor. Ya da şöyle söyleyeyim, dini, maneviyatı, Allah'ı önemsizleştiriyor. Nasıl oluyor bu? İnsan kendine önem vermezse aleme de önem vermiyor, bir. Allah'a da önem vermiyor, iki. Yani kendini bilen Rabbini bilir diyor ya büyüklerimiz. Kendimizin değerini bilirsek Rabbimizi bilebiliyoruz. Kendimizin değerine dair inancımızı yitirirsek, bilgimizi yitirirsek, o önemin sırrını kaybedersek, halife-i arz olduğumuzu, eşref-i mahlukat olduğumuzu, ahsen-i takvim olduğumuzu, bu manaları yitirirsek, kendimize sıradan hayvanlardan bir hayvan olarak bakıyoruz. Doğal olarak da hayvanlar gibi kendimizi yükümlülüklerden kurtarmaya çalışıyoruz. Nefsi bir düzleme geçiyoruz. Hatta o kitapta diyordu ki, işte Galile ne zaman ki dünyanın güneşin etrafında döndüğünü söyledi, bunu aydınlanmacılar şey olarak kullandılar diyor. Hani işte dünyaya merkez diyordunuz, işte Tanrı dünyayı tam merkezde yarattı, her şeyi işte onun etrafında şekillendirdi, insan içinde imtihan oluyor diyordunuz. Bak yanlış çıktı, dünya sadece güneşin etrafında dönen gezegenlerden birisiymiş. O zaman hani buna özel anlam vermeye gerek yok, biz öylesine var olmuşuz gibi gibi yormuş aydınlanmacılar o dönemde bunu. Fakat diyor işte orada konuştuğu bilim adamlarından birisi, hani Tanrı Ölmüştü kitabında, yine de diyor dünyanın yerinin biricikliği devam ediyor. Yani bu canlılık, bu karbon bazlı canlılık nerede oluşabilirdi? Ancak burada oluşabilirdi. Yani dünyanın 5 metre gerisinde değil, 5 metre ilerisinde de değil. Dünya tam burada olmalıydı. Dünya burada olmalıydı bir. Dünyanın arkasında mesela Jüpiter gibi büyük bir gezegen olmalıydı. Neden? Mesela dünyaya gelen çoğu meteoru Jüpiter kendisine çekiyor. Kocaman çünkü, dev gibi. Çok da böyle şey gücü kuvveti var, manyetik kuvveti. O kütlesiyle ilgili olarak, bir de dönme hızıyla ilgili olarak Jüpiter çok hızlı dönüyor. O manyetik kuvvetten dolayı çok asteroid daha dünyanın şeyine girmeden, hava sahasına girmeden Jüpiter'e gidiyor. Bundan gelelim, dünyanın etrafında Ay diye bir kalkan var, 6'da 1'i kadar. Mesela dünyaya gelen çoğu meteoru da Ay kesiyor. Bak ne kadar düzen içinde. Güneş sisteminin bulunduğu yer, işte o güneş sisteminin işte galaksi içinde bulunduğu yer. Onu öyle bir irdeliyorlardı ki o kitapta diyor ki bak aslında
biz tam olmamız gereken yerdeyiz. Yani bu canlılık ancak burada oluşurdu. Bu da bir nevi merkeziyettir. Bir şey olması gereken yerde olmuşsa bu da bir merkeziyettir. Yani tam cuk tak oraya oturtulmuş ya, o merkezdir artık. Hayatın merkezi burasıdır. Ya dünya güneşin etrafında dönüyor da artık buna bakılmaz. Yani bu anlamda diyorlar şeyi azledemedi modern bilim adamları, ateist bilim adamları diyelim daha doğrusu. Dünyanın o özelliklerini cerh edemediler. Gezegenler içinde sıradanlaştıramadılar özellikleri hasebiyle, duruş hasebiyle. Canlılık açısından değerini diyor sıradanlaştıramadılar. Ama o işte dünya merkezde değilmiş algısıyla, ki o da Aristo'nun algısıdır, gök tasavvurudur. Maalesef Hristiyanlar kendi şeylerine uyuyor diye, hani iyi dünyayı merkeze koymuş falan bu bize gider diye çok sahiplenmişler. Sonra da bayağı dayağını yemişler ateistlerden bu mevzunun. Fakat İslam'da zaten böyle bir şeye iman etmek mecburiyeti yok. İslam'ın metinlerinde Üstad Hazretleri Muhakematta onu 1,5 sayfa falan izah ediyor. İşte şuradan şuraya git, buradan buraya git, İmam Şafii'ye git, bilmem şuna git, işte Fahrettin Razi'ye git falan diye böyle tek tek anlatıyor. Hepsi diyor dünyanın küreviyetinden, güneşin etrafında döndüğünden bahsediyorlar zaten diyor yani. İslam'da dünya merkezdedir, güneş etrafında dönüyordur, buna iman etmek lazım diye bir şey. Hepimiz Müslüman ailelerde büyüdük arkadaşlar, var mı böyle bir şey? Yok. Hristiyanlığın şeyini bize vurmaya çalışıyor şimdi ateistler. Ya işte dünya merkez diyordunuz, küre değil diyordunuz falan. Biz öyle bir şey demiyorduk kardeşim. Bu tamamen sizin arızanız diyelim. Niye dünyadan bahsetti diye şey yaptık. Dünyanın önemini anladığınız zaman, durduğu yerin önemini anladığınız zaman kendinize de bir şey yapıyorsunuz. Bak ya, Allah o kadar ölü, bizim hayat türümüz açısından söyleyelim. Elbette oranın da meleklerden, ruhlardan, hatiflerden ehli vardır. Bizim hayat tarzımız açısından söyleyeyim. Öyle bir yerdeki dünya, öyle bir özelliklere sahip ki, ya diğerlerinde şu kadar olmayan şey dünyada kum gibi. Bu dünyayı bu şekilde anladığınız zaman, lan diyorsunuz bu sıradan bir şey değil, bize kral tahtını bize vermişler diyorsunuz. Gittiniz bir davete, öyle misallendirelim. Bir de vaktimize bakalım. Evet. Gittiniz bir davete diyelim. Davette herkes yerde oturuyor, sizi böyle kral tahtına oturtmuşlar. Dersiniz ki ya benim herhalde bir özelliğim var. Veya buranın sahibinin bana ayrı bir ilgisi var. Ayrı bir sorumluluk verecek. Veya benim ayrı bir hukukum var. Yani bir ayrılık var yani. Burada bir özellik var, bir özeniş var. Herhalde hani benim ayrı sorumluluklarım da çıkar buradan. Yani böyle bir yerde bulunduğuma göre dersiniz. Duruma göre, yere göre tavır takınırsınız. Aynen öyle de eğer dünyayı doğru algılarsanız, dünya üzerinde yaşadığınız için yerinizi doğru algılarsınız. Yani böyle bir yerde yaratmış Allah bizi. Herhalde diğer yerlerdekiler gibi değilizdir. Buranın merkezinde olduğumuza göre hayatın da merkezindeyiz. Bu merkezlik de herhalde bir sorumluluk ister. Ayrı ilgi, ayrı özen diyoruz aslında, Allah için kullanılmaz bu kelime ama fehmimize yaklaştırdığı için Cenab-ı Hak taksiratımızı affetsin. O amaçla kullanıyorum. Yani burada yaratılmamız ayrı bir yöneliş içeriyor. Bu da bizden bir şey beklendiğini gösteriyor kardeşim. Bir sorumluluğun var senin. O padişah tahtını altına boşuna itmezler. Düşünmen lazım yani. Cenab-ı Hak ittiği gibi çekebilir de, bunu da düşünmen lazım yani. Kudret onun elinde. Oranın kıymetini bilmek hem sorumluluğunu yapmak, hem de biraz da oradan şey almak. Yani ya ben değerliyim. Elbette bu kibir değil, enaniyet değil, bu anlamda değil ama Allah'ın yarattığı olarak. Yunus Emre demiş ya, yaradılanı severiz yaratandan ötürü. Bunu kendimize de uygulamak. Kendimi ben olduğum için değil, Allah'ın yaratığı olduğu için sevmek. Allah'ın yarattığı olduğu için değerli bulmak. Ben nefsim itibariyle hakir birisiyim. Allah'a aynelik ettiğim kadar kıymetim var. Allah'ın şeriatına uyduğum kadar kıymetim var. Ne kadar takvam varsa o kadar kıymetim var. Ama kıymetim var yani. Boşuna yaratmamış Allah beni. Bu kadar da onun sanatını inkar edecek kadar inkara gitmemek lazım. Bize ait olanı inkar etmemiz. Çünkü bize ait gerçekten değil.
bize ait olarak inkar edelim ama Allah'a ait olarak sahiplenelim bunu. Üzerinden fahır, gurur, kibir çıkarmayalım. Haddimizi bilmek anlamında çıkaralım. Sorumluluğumuzu bilmek anlamında çıkaralım. Çünkü bu da olur. Bir insan bir göreve geldiği zaman bir bakan oldu, bir vali oldu, bir kaymakam oldu. Değerli bir şey oldu yani. Orada ya beni buraya getirdiler, işte buranın bir sorumluluğu vardır, ben milletime hizmet edeceğim, bunun kıymetini bileyim de diyebilir. Ama yine o makamın değerini bilerek söyler bunu. Ya da şunu çıkarır, ben artık kaymakamım ya, ben artık valiyim ya, ben artık bakanım ya. Gelin bakayım şöyle karşıma, dizilin bakalım, artık bakan beyiniz benim, gide çıkarabilir. Birisi kendi adına oluyor, diğerisi milleti adına oluyor. Biz de Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği değeri bilelim ama onun sanatı olarak, onun lütfu keremi olarak bilelim. Kendi haddimizi şaşıracak şekilde bilmeyelim. İnkar da etmeyelim. O da doğru değil. Allah yaratmış. Bunu inkar edemeyiz. Üzerimizde sanatı var. Bunu inkar edemeyiz. Verdiği kabiliyetler, yetenekler var. Bunları inkar edemeyiz. Bunlar bizim malımız değil yalnız. Bunu bilelim yani. Çok uzattım bu bahsi. Özürler. Devam ediyorum. Bir daha okuyayım bu paragrafı. Hem madem bu arz kesret-i mahlukat cihetiyle ve mütemadiyen değişen yüz binler çeşit çeşit enva-ı zevil hayat ve zevil ervahın meskeni, menşei, fabrikası, meşheri, mahşeri olması haysiyetiyle ve kainatın kalbi, değil mi? Bak, kainatın kalbi, merkezi, hülasası, özeti, neticesi. Kainat gitmiş milyarlarca sene, o milyarlarca senenin ucunda dünya diye bir gezegende hayat oluşmuş. Neticesi, meyvesi, sebebi hilkati. Cenab-ı Hakk'ın, yani bir ağacı ekmenin amacı nedir? O ağaçtan meyve almaktır, değil mi? Biz de bu kainatın meyvesi olduğumuza göre o milyarlarca yıllık süreç en sonunda hayatı üzerinden meyve verdiğine göre sebebi hilkati de biziz diyebiliriz. Çünkü meyveyi amaçlıyordu zaten. Elbette o aynanın diğer vücut parçalarının da, o ağacın diğer vücut parçalarının da aynadarlığı var, çok hikmetleri var ama bir de en özel de meyve hikmeti var. Meyve hikmeti açısından sebebi hilkati biziz. Olarak gayet büyük öyle bir ehemmiyeti var ki, küçüklüğüyle beraber koca semavata karşı tutulmuş, semavi fermanlarda daima Rabbus semavati vel art deniliyor. Arzını semavaya denk tutan Cenab-ı Hak kendi vahiyinde elbette insanı da bayağı bir şeylere denk tutuyordur ki böyle bir vazife vermiş, kelamını onların diline koymuş, kalbine koymuş, kulağına işittirmiş. O zaman biz de ya çok küçüğüz, bu kadarız, şu kadarız, ömrümüz 50 sene, 60 sene, bizim ne ehemmiyetimiz var, ne yapıyoruz ki, ne günahımız var ki, ya bizim günahımızdan Allah'a ne zarar gelir ki falan. Bunlarla hiçbir yere kaçamayız arkadaşlar. Çünkü o nereye koyuyor? Mühim olan o. Bak, arzını semavata denk tutuyor. Kendi kelamında bu beyanlar. Bizi nereye koyduğunu nereden bileceğiz? Yine o kelamına bakacağız. Kendi kendimize kaçmak için böyle ya ben ne yaptım ki falan demeyeceğiz. Kendi sorumluluk alanımızı tayine çalışacağız arkadaşlar. Yine vaktimize bakıyorum. 5 dakikamız var. Bu paragraf uzun. Girsek mi girmesek mi diye düşünüyorum. Girmekten vazgeçtim. Konuştuğumuz kısmı tekrar bir okuyayım baştan sona. Böylece bitirelim inşallah. Hem madem bahar faslında, zeminin dar sayfasında, hatasız 100.000 kitabı birbiri içinde yazan bir kalemi kudret, gözümüz önünde yorulmadan işliyor. Ve o kalem sahibi 100.000 defa ahd ve vaat etmiş ki, bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak, geniş bir yerde güzel ve layımut bir kitabı yazacağım ve size okuttaracağım diye bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Elbette ve herhalde o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile haşiyeleri de yazılacak ve umumun defteri amalleri onda kaydedilecek. Hem madem bu arz kesret-i mahlukat cihetiyle
ve mütemadiyen değişen yüz binler çeşit çeşit enva-ı zevil hayat ve zevil ervahın meskeni, menşei, fabrikası, meşheri, mahşeri olması haysiyetiyle bu kainatın kalbi, merkezi, hülasası, neticesi, sebebi hilkati olarak gayet büyük bir öyle bir ehemmiyeti var ki küçüklüğüyle beraber koca semavata karşı denk tutulmuş semavi fermanlarda daima Rabbü's semavati vel ard deniliyor. Evet, elhamdülillah. Bugün iki paragraf okuduk ve üzerine konuştuk. Aslında daha çok okuduk ama tefekkür ederken ancak iki paragrafı bitirebildik. İnşallah önümüzdeki derslerde devam edeceğiz. Metin daha uzun arkadaşlar. Burada biraz oyalanacağız. Şimdi gidiyorum. 158'de bitiyormuş. Burası 153. Biz daha 153'teyiz. 153'ün sonundayız. 5 sayfamız var yani. Benim hızımla burası epey sürer. 2 paragraf gidebiliyorum yani. Cenab-ı Hak azımızı çoğalsaysın. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar, kainatın her bir dokusunu anlamak, bunu özetleyerek bitireyim dersimi. Yani burada Bediüzzaman Hazretleri boş bir uğraş vermiyor, boşuna bizi gezdirmiyor. Her bir dokuyu, her bir parçayı kendimiz de dahil olarak doğru yere koyduğumuzda resim ister istemez İslam'ı gösteriyor. İnsanı İslam'ın tarif ettiği yere koyarsak, orada yakalar anlarsak, İlla İslam öyle emrediyor diye değil, kendimiz de idrak ederek, tartarak, düşünerek bu noktaya varabiliriz. Ondan sonra işte dünyayı İslam'ın emrettiği, tayin ettiği yere koyup tartarsak, bunu sadece İslam emrediyor diye değil, dünyaya bakarak, ya şu hale bak diye düşünerek de yapabiliriz. Burada anlatıldı mesela nasıl yapılacağı, oradaki canlılık, oradaki hayat, oradaki yaratılış, oradaki tasarrufat, oradaki ince nakışlar. Bir sürü şey örnek verildi burada. Deriz ki o zaman, ya böyle bir insan varsa, böyle bir dünya varsa, böyle bir alem varsa Allah zaten vardır olması lazımdır. Bir de burada yaratılanın da bir icraatı, bir sorumluluğu vardır. Dün müydü, evvelsi gün müydü Twitter'da bunu yazdım. Mektubatta bir yer okuyordum dün. Değil, evvelsi günde olabilir. Şöyle bir şey anladım yani metinden. Metin tam aklımda kalmadı da. Nasıl insan secde ediyorsa alem de insanla secde ediyor. Secde vaziyeti aslında nedir? Bir gövdenin en ucu gibidir, değil mi? Secde ettiğiniz anda en ucunuz alnınızın değdiği yer olur. En ucu. Yani böyle düşünün, yerden başlıyorsunuz. Dalga son buluyor. Bir dalga gibi. İnsanın alnının ayaklarından başlayan dalga insanın alnında son buluyor. Ondan gelip ona dönme sırrı gibi. İşte doğuyorsunuz, gençlik, ihtiyarlık, hop ölüm. O da bir dalga mesela, bak bir dalga hareketi gibi. Böyle çok dalgalar var. Baktığınız zaman bir dalga hareketine benzeyen çok şey var yani dünyada. İşte insanlık da mesela şecere-i hilkatte yaratılmışız, Cenab-ı Hak ol demiş olmuşuz. O olun idraki insanda tekrar şey oluyor. Evet. Bizim bu bütün bir süreç, arkamızdaki bütün süreci olduran Allah. Yani Allah ol dedi, olduranın Allah olduğunda en uçta yine biz söylüyoruz değil mi? Yani o yaratılış ağacının en ucu olarak, en kapsamlı olarak biz söylüyoruz. Elbette melekler de cinler de biliyorlar ama insanın daha bir başka kapasitesi var, onu özel kılan. Şimdi düşünürseniz varlık yaratılmış, o varlığın ucunda insan, insan Allah'ı biliyor. Alemin secdesi oluyor insan. Alem alnını insan kılıyor. Ya da insan alemi secdeli kılıyor diyelim. Böyle bir hüviyette Cenab-ı Hak bizi yaratmış. Bizim alnımız sadece bizim alnımız değil ki, ya biz secde etsek ne olur, etmesek ne olur diyelim. Biz alemin alnıyız. Alem secdeye kalkmış, yani namaza durmuş, secdeye gidecek. Sen etmiyorsun. Alemin secdesine engel oluyorsun. Çünkü senin dilinden onun duası olacak. Senin dilinden tahiyyatını sunacak. Sen onun, yani bir kabilenin reisi nasıl o kabilenin hürmetini
krala, padişaha, şuna buna iletirse, sana da bir sorumluluk vermiş veya bir milletvekilini mesela. Sen de alemin dile gelen yanısın, şuurlu yanısın, akıllı yanısın, kalpli yanısın, duygulu yanısın. Senden dile gelecekti alem. Sen engel olduğun zaman aleme engel oluyorsun. Cenab-ı Hak o alemin adına, o alemde kanına girdiğin, hakkına girdiğin, duasını, dileğini, secdesini engellediğin ne kadar mahlukat varsa onların adına seni sonsuz cehenneme atsa haksız olur mu? Haşa. Elbette haksız olmaz çünkü kanına girdiğin çok şey var. O milyarlarca yıllık geçmişi düşün, kainatın varlık geçmişini düşün, ilk yaratılıştan bugüne. O geçmişteki her şeyin kanına girdin, secdeye gideceklerdi, gitmedin, sen engel oldun, kendi alnında engel oldun. Halbuki olmamalıydın, sen o sürecin devamısın, onlardan sorumlusun diye düşünelim arkadaşlar. Evet, bugün de bu kadar. Lafı biraz uzattım, kusura bakmayın. Elhamdülillah yine de bir şeyler öğrendik. Cenab-ı Hak marifetinden hissemizi ziyade eylesin. O marifetle de muhabbetullah'ına ermeyi, o muhabbetullah'la da rızasını kazanmayı bizlere nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.